Anksiyete Türkçe'de anksiyete tam olarak endişe ve kaygının karşılığıdır. Endişe ve kaygı süreklilik kazandığında ve gene kişinin sosyal hayatını, aile hayatını, iş hayatını etkiler, bozar duruma geldiğinde, kronik nitelik kazandığında biz buna anksiyete bozuklukları adını veririz. Anksiyete bozuklukları arasında çok ünlü, herkesin işte dilinde olan panik bozukluktan genelleşmiş anksiyete bozukluğuna, obsesif kompulsif bozukluktan sosyal fobiye birçok rahatsızlık vardır. Yani anksiyete bozuklukları bir ailedir. Bu ailenin birçok ferdi vardır ve bu aile fertleri birbirlerine çok benzerler. O yüzden öncelikle bu ayrımı başvuran bireyde tanıdaki bu ayrımı iyi yapmak gerekir ki tedavi doğru zemine otursun ve bir sonuç getirsin. Ama özetle söylemek gerekirse anksiyete bozuklukları temelinde endişeyle giden hastalıklardır. Anksiyete bozuklukları ailesinin içerisinde var olan panik bozuklukta görülen endişe ataklarına panik atak denir. Panik atağı tarif etmek gerekirse komprime olmuş, sıkıştırılmış bir endişe atağıdır. Yani var olan yüksek endişe sıkıştırılmış efendim ve bir anda başlayan yağmur gibi kişinin üzerine çöken ve bir süre sonra da dinen sağanak bir yağmurdur panik atak. Panik bozukluk içerisinde görülür. Hep yapılan bir hatadır. Panik atak diye bir hastalık yoktur. Panik bozuklukta görülen endişe atağına panik atak denir. Ama panik bozuklukta sadece panik ataklar görülmez. Endişeye dair başka şikayetlerle de hasta başvurur. Nedir bunlar? İşte çarpıntı, nefeste daralma, yutkunma zorluğu, ağızda kuruma, ellerde ayaklarda uyuşma, dizlerde çözülme, baş dönmesi, göz kararması, efendim soğuk soğuk terlemeler, uyuşmalar, karıncalanmalar gibi anksiyetenin bedensel işaretleri de anksiyete bozukluklarına eşlik eder ve çoğunlukla zaten bu bedensel işaretler kişiyi doktora getirir.